Ne olur hatırlayın Müslümanlar. Allah azza ve celle cehennem ateşinden çıkan adama vermiş olduğu cenneti ne olur hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cehennemden çıkan en son adam. En son. Cehennemden çıkıyor. Ondan sonrası artık çıkmaya hiçbir hakkı yok. Çıktığımda Allah azza ve celle yüzünü ona ateşe doğru çeviriyor. Diyor ki ya Rabbi ne olur diyor. Benim diyor yüzümü cehennem ateşinden diyor çevir, uzaklaştır. Çünkü cehennem ateşi beni yaktı. Cehennem ateşi bana bir horluk, hakirlik verdi. Allah azze ve celle bunun dışında bir şey istemeyeceğini söylersen diyor yüzünü çevireceğim diyor. Diyor ki ben ya Rabbi diyor bundan başka diyor hiçbir şey senden istemeyeceğim. Allah azze ve celle adamın yüzünü cehennem ateşinden çeviriyor. Bir bakıyor ki hadiste geçiyor. Adam ileride bir ağaç görüyor. Öyle güzel bir ağaç ki Allah Resulü'nün ifadesiyle tabir yerindeyse binitli bir adamın etrafında dönüp de bitiremeyeceği genişlikte bir ağaç. Diyor ki ya Rabbi ne olur diyor beni diyor bu ağacın diyor yanına götür diyor. Ben diyor ona gitmek istiyorum diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ey Ademoğlu diyor az önce diyor bana verdiğin diyor sözü diyor tutmadın diyor. Allah'ım diyor ondan diyor başka hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Allah Azze ve Celle adamı alıyor ağacın dibine kadar götürüyor. Sonra kafasını çevirdiğinde bir görüyor ki cennet kapısı. Allah'ım diyor beni diyor ne olur diyor cennetin diyor kapısına ulaştır. İçeri diyor girmesem de bu ifadeler bize ait olsun. İçeri girmesem de bakmasam da beni diyor o kapının diyor yanına kadar koy. Bundan başka diyor hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Allah Azze ve Celle tekrar aynı sözleri söylüyor. Cennetin kapısına kadar getiriyor. Diyor ki Allah'ım diyor ne olur diyor beni diyor cennetin içerisine sok diyor. Cennetin içerisinde eğlenenler var. Cennetin içerisinde sevinenler var. Cennet nimetleriyle mutlu olanlar var. Allah'ım diyor ne olur beni diyor buranın içerisine sok diyor. Diyor ki ey Ademoğlu diyor bana diyor az önce söz verdin diyor. Ne zorluk diyor sözünü diyor unuttun. Diyor ki Allah'ım diyor beni diyor buraya soktuktan sonra diyor senden hiçbir şey istemeyeceğim. Allah Azze ve Celle adamı cennetin içerisine sokuyor. Ve diyor ki ey Ademoğlu diyor. Benden diyor ne istersin diyor. Sana diyor bu cennet içerisinde dünyanın 10 katı büyüklüğünde diyor cenneti vereceğim deyince adam diyor dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım haşa ve kella sen benimle diyor alay mı ediyorsun diyor subhanallah. Allah diyor o sıra tebessüm etti diyor. Allah diyor o sıra güldü diyor. Bunu rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Ondan duyan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ifadeye güldü. Ve Allah azze ve celle ona 10 dünya büyüklüğünde bir cennet verdi. Köyün kadara talipsin. Köyünün içerisindeki eve talipsin ama Allah sana bilmediğin dünyanın genişliğinde 10 katında cennet veriyor Müslümanlar. Vallahi böyle rahmet sahibi bir Allah var. Merhamet sahibi bir Allah var. Siz artırın Allah sizi artırsın. Siz çadırların sayısını çoğaltın. Allah Azze ve Celle size cennette vereceği billurdan evlerin ve köşklerin sayılarını artırsın. Siz yiyeceklerinizi arttırın ve infak edin. Allah Azze ve Celle cennetin içerisinde bulunan nimetleri sizin için artırsın ey kardeşlerim.